Hoş geldiniz. Bugün MEP kazanım kavrama testi 5. Atomik periyodik sistem 2. testini beraber çözeceğiz. Ondan önce periyodik cetvelle alakalı biraz açıklamada bulunalım. Özet yapalım. Sonra testimizi çözmeye geçeceğiz. arkadaşlar periyodik cetvel biliyorsunuz yatay sıralar ve dikey sütunlardan oluşuyor. yatay sıralara periyot diyoruz. Dolayısıyla şurası birinci periyot. Birinci periyotta hidrojen ve helyum var. İkinci periyotta liyumdan başlıyor. Neonla bitiyor. Yatay sıralar periyot. E, dikey sütunlar grup. Mesela 1A grubunda hidrojenden başlıyor. Fransuyum'a kadar. İşte burada 8A grubunda helyumdan başlıyor. E, bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. E, gruplar A grupları baş grup elementleri olarak geçer. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde. 1A grubuna alkali metaller, 2A grubuna toprak alkali metaller, 3A grubuna toprak metalleri, 7A grubuna arojenler, 8A'ya soy gazlar, asal gazlar deriz. 4A grubuna karbon, 5A grubuna azot, 6A grubuna da oksijen grubu diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuradakiler şuradakilerde geçiş elementleridir. B grupları bunlar arkadaşlar 3B'den başlıyor. 2B'de bitiyor. Alt tarafta da lantanit ve aktinitler var. şunlar ametaller. Genelde sağ tarafında periyodik cetvelin en sağda soy gazlar var. Şunlar yarı metaller. Bu taraftakiler de metaldir. Şurada da hidrojenin ametal olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi de periyodik cetvelle ilgili soru çözümünde kullanacağımız bu testle ilgili grup ve periyot bulmalar var. Onun için e, elektron dağılımlarını, katman elektron dağılımlarını bilmemiz gerekiyor. Mesela arkadaşlar birkaç tane örnek yapalım. Örneğin bir oksijen 8'i yapalım. Bir klor 17'yi yapalım. Bir de potasyum 19'u e, ne yapmış olalım? Elektron dağılımlarını yapmış olalım. Bunu bir hatırlayalım. Birinci katman 2 elektron alırdı. İkinci katmana kaç kaldı o zaman? Toplamı 8 olacağı için 6 elektron kaldı. Klor 17 2 elektron 17 olacak toplam 8 elektron ve geriye 7 elektron kaldı. Böyle de yapılabilir veya direkt arkadaşlar potasyum 19 2 8 8 1 şeklinde yapabiliriz. Şimdi şunlar katmanlar arkadaşlar. O zaman oksijende kaç katman var? 2 katman var. O zaman bu ikinci periyot kaç A grubudur? Son katmandaki elektronsa ilk 20 de bu şekilde hemen bulabiliyoruz arkadaşlar. O zaman burası 6 ile bittiği için 6A grubu diyoruz. Kaçıncı katman? 1, 2, 3. Üçüncü katmanda üçüncü periyot. Kaç A grubu? 7A grubu. İlk 20 element arkadaşlar. Atom numarası 20'ye kadar olan elementler A gruplarındadır ve Direk A grubu olduğunu söyleyebiliriz. Bu kaçıncı katmanda? 1, 2, 3, 4. katmanda. Yani 4. periyot. Kaç A grubunda? 1 A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar. Şimdi de kazanın kavramı testi 5'i yani atom periyodik sistem 2'yi beraber çözelim. Arkadaşlar. Birinci sorumuzdan hemen başlayalım. Arkadaşlar. E, şöyle ki arkadaşlar birinci soru periyodik cetvelle ilgili e, Mendeleev'in periyodik tablosu ile alakalı e, Mendeleev periyodik tablosu ile ilgili hangileri doğrudur e, yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır doğrudur arkadaşlar Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştirilmiştir. E, Mendeleev artan atom kütlelerine göre yerleştirmiştir arkadaşlar. E, keşfedilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır. Mesela skandiyumu falan boş bırakmıştır ki en büyük başarılarından bir tanesidir Mendeleev'in. Daha sonrasında o elementler keşfedilince o kutucuklara yerleşmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Edirne'dir. İkinci sorumuza bakalım. E, elementlerin Fiziksel ve kimya özelliklerin atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlamıştır. Verilen çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Ee, elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlamıştır. X ışınlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Arkadaşlar bu çalışmaları yapan Mozeley'dir. Cevabımız Mozeley olacak. Mendeleev e, daha öncesinde bu çalışmalardan daha önce e, tablo hazırlamıştır. E, ama atom kütlelerine göre sıralamıştır. E, atom numarası değil. E, Meyer de aynı şekilde Mendeleev ile benzer çalışma yapmıştır. Sutton'ın periyodik cetle ilgili çalışması yok. Newlands kardeşler oktav kuralına göre yerleştirmiş. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Modern periyodik sistemi ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yatay sıralara periyot denir. Evet arkadaşlar biraz önce göstermiştik. Yatay sıralara periyot denir. Düşey sütunlara grup denir. Ee, eşit sayıda grup ve periyot vardır demiş. Hayır arkadaşlar. 8 tane A grubu, 10 tane B grubu, toplam 18 grubumuz var. Periyot 7 tane. Dolayısıyla eşit değil. Cevabımız C yan olmalı. Elementler artan atom artan atom numarasına göre sıralanmıştır. Doğrudur. Her element için sadece bir tane kutucuk ayrılmıştır. Evet o da doğrudur. Her birine tek kutucuğa yerleştirmiştir elementler arkadaşlar. Üçüncü sorunun cevabı Ceyhan. Dördüncü sorumuza bakalım. Pedik sistemde periyotlar ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Yedi tanedir. Evet. Periyodik cetvelde arkadaşlar kaç taneydi? Yedi tane periyodumuz vardı. En az element birinci periyotta bulunur. Sadece iki tane var birinci periyotta. Onun için en az e, ee, birinci periyotta element bulunur. Aynı periyotta elementlerin kime özellikleri benzer değildir. Aynı gruptakilerinki benzerdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur. Beşinci sorumuza bakalım. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır. Aynı grupta bulunanlar arkadaşlar şu şekilde aynı grupta bulunacaklar. Diğer kere genelleme yapıldığı için diğer kere konseler aynıdır. Mesela burası 3 ayısı arkadaşlar. Diğer kere konsayısı 3'tür. Ve dolayısıyla ee, diğeri diğer kere konsayıları aynıdır diyebiliriz, genelleyebiliriz. Katman sayıları farklıdır. Bakın mesela şurası birinci katmansa burası ikinci katman, üçüncü. Yani periyotlar katmanları olduğu için katman sayıları aynı olamaz. E, kütle numaraları arkadaşlar, kütle numaraları e, da aynı olamaz. Neden? Her bir elementin atom numarası farklı. Dolayısıyla e, atom numaralarıyla nötron sayılarının toplamı kütle numarasını vereceği için kütle numaraları da arkadaşlar aynı olamayacaktır. Dolayısıyla cevabımız Adana olur. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı soru. Evet. Ee, periyodik cetvelle ilgili arkadaşlar. Bunun dizilimi ile ilgili. Buna göre x, y, z elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Ee, Kimyasal özellikleri benzerdir. Kimyasal özellikleri benzer olanlar aynı grupta yer alırlar arkadaşlar. Ee, atom numarası en küçük olan Y. Atom numarası periyodik cetvelde sağa doğru ve aşağı doğru artar. O zaman ee, atom numarası en küçük olan Y ye ise Y'nin en yukarıda olması gerekiyor. Aynı gruptalar. En büyük olan x'tir demiş. O zaman x'in de en aşağıda olması gerekiyor. Dolayısıyla z'nin de ortada olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu şekle sahip olan hangi seçenekte var? Evet Edirne'de var. Dolayısıyla cevabımız Edirne olur arkadaşlar. Hemen 7. sorumuza geçelim arkadaşlar. 7. soru. Kazanım kavramı testi. Arkadaşlar 5 numaralı periyodik cetvelle ilgili 7. sorumuzu çözelim. Bir periyodik cetvelimiz var. Ee, bununla ilgili bir soru. Periyodik sistemde yerleri belirtilen x, y, z elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ee, şurayı hatırlayalım. 1A grubudur arkadaşlar. X ve Y. 1A grubu neydi? Alkali metaller. Şuradaki Z de 7A grubundadır. Bu bir A metaldir arkadaşlar. Şu X ve Y de metaldir. Bir A grubunda hidrojen metaldi Diğerleri metaldir. X ve Y'nin katman sayısı eşittir demiş. X ve Y'nin katman sayısı eşit mi arkadaşlar? E, katman sayıları bakın, burası birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman, dördüncü katman. X üçüncü katmanda, Y dördüncü katmanda. Katman sayıları eşit değildir. O zaman arkadaşlar cevabımız Adanadır. E, y ve Z aynı periyottadır. Bakın Y ve Z aynı periyotta gördüğünüz gibi yata aynı detay sıradalar. X ve Y'nin son katmanında gerek olan X ve Y'nin son katmanında gerek sayıları aynıdır demiş. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar X ve Y'nin son katmanında gerek kon sayıları birdir, aynıdır. Proton sayısı en fazla olan Z'dir denmiş. Evet. Proton sayısı atom numarası sağ ve aşağı doğru artacağı için sağ ve en aşağıda olan Z olduğu için Bakın Y'nin daha sağında. Dolayısıyla atom numarası e proton sayısı en fazla olan Z'dir. X ve Y metal, Z A metaldir. Evet, 1A grubundakiler metal. Dolayısıyla Z de ametaldir. Cevabımız yanlış olan Adana'dır. Cevabımız Adana. 8. soruya bakalım arkadaşlar. E 8 Aşağıda bazı elementler ve bu elementlerin katman elektron e, dağılımı verilmiştir. E, buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E, ee, soruyu şu anda tam görebiliyor muyuz? Evet. Birinci arkadaşlar C'nin kütle numarası 6'dır denilmiş. C'nin kütle numarası 6 mı? Bakalım. Ee, C'nin arkadaşlar proton sayısı 6. Yani e, proton sayısıyla bir de nötron sayısı gelecek ancak kütle numarasını ulaşabiliriz. Yani 6'dan büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla Adana yanlıştır. E, ee, toplam elektron sayısı 12'dir. Bakalım arkadaşlar. Manezyum 2, 8, 2 toplam kaç oldu? 12 oldu. O zaman bu doğrudur. Ee, S'nin atom numarası, kükürtün atom numarası 16'dır denilmiş. Bakalım 2, 10, 16'dır. Ee, klor ve kükürt ametaldir. Klor ve kükürt ametal mi? Klor bakın 7A grubunda 7 ile bitmiş ametaldir. E, kükürt 6A grubunda 6A grubunda olduğu için nedir? Ametaldir. Dolayısıyla e, nedir? D şıkkı da doğrudur. E şıkkında ne denilmiş? Potasyum ve manezyum metaldir denilmiş arkadaşlar. Potasyum ve manezyum metal midir? Bakalım şimdi. E, potasyum 1A grubunda 1A grubu ve dördüncü periyotta metaldir. E, Manezyuma bakalım, 2A grubunda değil mi? 2 ile bitmiş, 2A grubundadır ve metaldir. Dolayısıyla yanlış olan arkadaşlar Adana'dır. Sekizinci sorunun cevabı Adana. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Ee, X-2 iyonun katmanı elektron dağılımı şeklindedir. Buna göre X atomu için hangileri doğrudur? Ee, buna göre X atomu için denilmiş. Bakın e, burada X-2 verilmiş ama burada X atomu verilmiş. Yani buna dikkat edelim arkadaşlar. Üniversite sınavında karşılaştığımız soru tiplerinden. Yani şurası X-2 burası toplam 18. 18 elektronu var. O zaman bunun atom numarası kaç olur? 18 Bununla bunu toplardı arkadaşlar. Yükle elektronun toplamıdır. 18 2 burası 16'dır. O zaman x atomu 16. Yani soru bununla ilgili arkadaşlar. Yani iyonu ile alakalı değil. Atomu ile alakalı. İyonsuz şekliyle alakalı sorulmuş. periyodik periyotik sistemin 3. periyot 8a grubunda yer alır demiş. Hemen açalım. 2, 8, 6'dır bu arkadaşlar. Elektron katman elektron dağılımı. Katman elektron dağılımı. Dolayısıyla burada kaçıncı periyot? 1, 2, 3. 3. periyot kaç a grubunda? 6A grubunda ama burada 8A grubunda demiş. Doğru mudur? Yanlıştır. Diğerlik elektron sayısı 6'dır. 6A grubunun diğerlik elektron sayısı 6'dır. O zaman doğrudur. Atom numarası 16'dır. Evet atom numarası 16 olduğunu zaten ne yapmıştık? Bulmuştuk. Cevabımız 2 ve 3 Edirne olur. 10. soruya bakalım. Periyodik sistemde dördüncü periyot 1A grubunda bulunan elementin atom numarası kaçtır? Dördüncü periyot 1A'da 2, 8, 8, 1. Kaçıncı periyot oldu? 1, 2, 3, dördüncü periyot. Ee, ve kaç A grubu? 1A grubu. O zaman toplayalım. 10, 18, 19. Cevabımız Bursa olur arkadaşlar. 11. soruya bakalım. Nötraldeki katman elektron dağılım veren X elementi için Hangileri doğrudur? E periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda bulunur demiş. Bakalım arkadaşlar 1 2 3 katman var. Bu 3. periyottadır. O zaman 4. periyot olamaz. E grubu da arkadaşlar 4A'dır. 4A grubundadır. 3A grubu denilmiş olmaz. Değerlik elektron sayısı 4'tür. 4A grubunun değerlik elektron sayısı 4 doğrudur. Atom numarası 14'tür. Bakalım 2, 10, 14. Dolayısıyla atom numarası da 14'tür. Cevabımız 2 ve 3 denizli olur. 12. soru ve son sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki verilen elementlerin hangisi S16 elementiyle aynı grupta bulunur denilmiş. Ee, bakalım S16'yı açalım arkadaşlar. Önce bir grubunu bulalım S16'nın. S16'yı açtığımız zaman 2, 8, 6 şeklinde açılıyor. Ee, aynı grup o zaman kaç A grubunda? 6 A grubunda. Ee, peki 6 A grubunda olan burada hangisidir? Hemen karbon 6'yı açalım. 2'ye 4, 4 A grubu olmadı. 2'ye 6, 6 A grubu oldu. Demek ki cevabımız Bursa'ymış. Bu arkadaşlar 2'ye 8, 8 A grubunda. 281 8, 1, 1 A grubunda. 288 8, 8, argon 18'de 8 A grubundadır. O zaman cevabımız Bursa'dır. Arkadaşlar hoşçakalın.